Arkadaşlar merhaba, ben Kaan. Bugün sizlerle dolaşım sistemi adı altında kalbin zarlarını yani perikardiyumu işleyeceğiz. Bu bir nevi dolaşım sistemine giriş niteliğinde bir video olacak. Bunun devamı olarak işte kalbin zarlarını bugün anlatacağım. Devamında kalbin yapısını, damarlarını, ven ve arter sistemlerini anlatacağım. Ama ilk olarak bugünkü konumuz kalbin zarları yani perikardiyum olacak. Ufak bir giriş yapalım. Dolaşım sisteminin en önemli kısmını merkezi bir pompa gibi çalışan kalp oluşturur. Bunu zaten önceden beridir lisede falan duymuşsunuzdur, öğrenmişsinizdir. Kalp akciğerler arasında mediastinum medium'da perikardiyum adı verilen torba şeklindeki bir zar içinde yer alan çizgili kaslardan yapılmış ve otonom sinir sistemi tarafından innervedilen önemli bir organdır arkadaşlar. Burada gerçek bir görüntü kullanmak istedim. Şu an arkadaşlar bir hastanın başından yani hastanın sırt üstü yattığını düşünün ve hastanın baş hizasından hastanın tam olarak göğüs boşluğuna kalbinin olduğu yere baktığınızı düşünün. Bu şekilde bak düşünecek olursanız arkadaşlar şu dışarıda gördüğünüz asılı olan yapı perikard. Ben burada sizlere canlı olarak perikardı göstermek istedim. Ama akabinde şurası sağ ventrikül, sol ventrikül, sağ atrium, pulmoner arter, burada bu bir yağ dokusu bu arada. Ve burada da kocaman gördüğünüz gibi büyük bir arter olan vücudun en büyük arteri olan aortayı yine görebilirsiniz. İlerleyen derslerimizde işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, kalbin zarları yani perikardiyumla başlayacak olursak kalbi en dıştan saran zara perikardiyum adı verilir arkadaşlar. Perikardiyum elastik ve kolajen liflerden yapılmış bir zardır. Kolajen lifler zarın genişlemesine imkan verirken aşırı genişlemesi de önler. Burası önemli. Elastik lifler ise tekrar eski haline dönmesini sağlar arkadaşlar. Perikardiyum kalp ve kalpten çıkan büyük damarların kalbe yakın olan kısımlarını sarar. Perikardiyum aynı zamanda iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan biri perikardiyum fibrozum dediğimiz yapı, diğeri ise perikardiyum serozum dediğimiz yapıdır arkadaşlar. Perikardiyum fibrozum ile başlayacak olursak en dışta bulunan sağlam, elastik olmayan fibroz bir tabakadır. Yani sert bir tabakadır. Kalp ve büyük damarların kalbe yakın kısımlarını içerisine alır. Yine bir koruma görevi sağlar. Alt tarafta diyafragmanın septum tendineidiumu üzerine oturmuş ve buraya kaynaşmıştır bu yapı. Yukarıda damarların tunica adventitiasına karışır. Önde sternumun arka yüzüne, arkada ise vertebralara tutunmuş bir haldedir arkadaşlar bu yapı. Bu bağlantılarından dolayı perikardiyum fibrozum kalbin normal pozisyonunu koruyucu bir nitelikte görev yapar arkadaşlar. Bir diğer yapıya bakacak olursak perikardiyum serozum. Fibroz perikardiyumun iç tarafında yer alan ve iki katmandan oluşan bir yapıdır bu arkadaşlar. Bu katmanlara bakacak olursak ilki lamina parietalis fibroz perikardiyumun iç yüzüne yapışık olarak bulunur. Diğeri ise lamina visceralis yani epikardiyum adını verdiğimiz yapı kalbi sıkıca sarmıştır. Cavitis pericardiaca ismini verdiğimiz bir boşluk var arkadaşlar. Burada lamina parietalis ile lamina visceralis arasında yer alır bu boşluk. Bu aralık içinde az miktarda likur pericardi adını verdiğimiz yaklaşık 10 ila 25-30 mililitre arasında bir sıvı bulunur. Bu sıvının miktarı perikarditis yani perikardit gibi hastalıklarda artar ve klinikte yol gösterici bir özelliği vardır. Şekil üzerinden bakacak olursak arkadaşlar, şu dışta gördüğünüz yapı perikardiyum fibrozum. Hemen onun arkasında seroz perikardiyum var. Yani perikardiyum serozum var. Perikardiyal kavite boşluğu görüyorsunuz ve onun altında da yine epikardiyumu görüyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında miyokardiyum ve endokardiyum olarak devam etmekte. Dersimizin ilerleyen safhalarında onları da yine sizlere anlatacağım. Perikardiyumun çıkmazlarına bakalım arkadaşlar. Perikardiyum çıkmazlarında ilk olarak sinüs transversus perikardi ismini verdiğimiz bir boşluk çıkmaz var. Bu damarların kalbe yakın yerlerine lamina visceralis'in arkasında vena cava superior'un önünde bulunan aralıktır. Arterler ile venleri ayrılır. Eğer işaret parmağınızı bu sinüse sokarsak
Parmağımızın önünde aorto ve truncus pulmonalis. Arkasında ise vena cava superior kalır arkadaşlar. Bir diğer çıkmaz ise sinüs oblikus perikardi adını verdiğimiz ya da diğer genel adıyla Haller çıkmazı. Apex cordis kaldırılıp kalbin altında yukarı ve sağ tarafa doğru ilerlenirse sol atriumun arkasında bu çıkmazı görürüz arkadaşlar. Çıkmazın sol üst tarafında vena pulmonaris sinistralar, sağ üstte vena pulmonaris dextralar, sağ altta vena cava inferior, arkada ise özopagus yani yemek borusu bulunur arkadaşlar. Şekil olarak bakacak olursak gördüğünüz gibi bir tanesi şu transvers sinüs olan yapı. Diğeri ise oblik sinüs dediğimiz şuradaki çıkmaz. Bakın burada sol ve sağ neydi onun pulmoner venleri görebilirsiniz arkadaşlar. Dextra ve şöyle iğneçe gösterecek olsam dextra ve sinistra olarak yani left ve right olarak bu iki çıkmazdan bahsettik arkadaşlar. Parmağımızı koyduğumuz yer şurasıydı. Transvers sinüs için konuşuyorum. Diğeri ise oblik sinüs 2 2 toplam 4 damar gördüğünüz gibi ayrılmış durumda. Perikardiyumun damar ve sinirlerine bakacak olursak arkadaşlar arterleri arteria perikardiyofrenika bu arteria torasika internanın bir dalı. Yine arteria muskuloprenika bu da arterica torasika internanın bir dalı. Arteria bronchialis, arteria ödofagia, arteria frenica superior. Bu da aorta torasika adını verdiğiniz damarın dalı. Benleri ise vena azigos ve vena torasika interna. Vena azigos burada önemli. İlerleyen derslerde yine dolaşımda anlatacağım sizlere. Önemli bir bendir kendisi. Aklımızda bulunsun şimdilik. Sinirlerine bakacak olursak arkadaşlar, plexus cervicalis'in bir dalı olan nervus phrenicus'a gelir ve duyusunu buradan alır. Nervus phrenicus aynı zamanda diyafragma adını verdiğimiz akciğerlerin havalanmasını sağlayan bir kasın inervasyonunu sağlayan sinirdir arkadaşlar. Bu da yine dipnot olarak sizlere vereyim. Kenara not alırsınız. Klinikteki önemli bağlamlardan bahsetmek istiyorum size biraz. İlk olarak sinüs transversus, dediğim gibi az önce bahsettiğim sinüs. Klinik olarak önemlidir. Kalp cerrahisi sırasında parmak bu aralıktan geçirilerek damarlar bağlanılır arkadaşlar. Bir diğeri ise kardiyak tamponat. Perikard boşluğunda kan veya sıvı birikmesinin neden olduğu akut kalp kompresyonu durumudur. Bu durumda perikardiyosentez gerekebilir. Yani oradaki sıvının aspir edilmesi. Birazdan yine detaylı olarak söyleyeceğim. Perikardiyal efüzyonu. Perikard boşluğunda akut perikarditis sonucu anormal sıvı birikmesine denir. Bu durumda bu sıvı kalbe baskı yapar ve bu durumda yine cavitas pericardiaca'ya sokulan bir iğne ile sıvı alınırsa semptomlar ortadan kaldırılabilir. Perikardiyosentez dediğimiz bir durum var. Diğer adıyla parasentez. Perikard boşluğunda birikmiş sıvının aspir edilmesi durumudur. Parasentez için sternumun solundaki boşluktan 5. interkostal aralık üzerinden bir iğne vasıtasıyla perikard boşluğuna girilir. Sol akciğerlerin insula kardiyakasından dolayı iğne pleura ve akciğerlere zarar vermeden perikardiyuma ulaşır ve buradaki sıvı aspire edilir. Son olarak da arkadaşlar perikardiyum ağrısı dediğimiz bir tanı var. Bu da tam olarak orta hatta sternumun arkasında hissedilen perikarda bağlı bir ağrıdır. Klinik olarak bakacak olursak genel olarak iltihap sonucu orada sıvı birikmesi söz konusu. Klinik olarak yapacağımız şey bizim burada o sıvıyı boşaltmak oluyor. Ve bu şekilde semptomları ortadan kaldırmak oluyor arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacağım bu kadar. Perikard buraya kadardı. Tekrar etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Perikard bence önemli bir yapı. Devamında kalbin tam olarak anatomisiyle devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden dolayı kanalımı takip etmenizi, videolarımı takip etmenizi sizlere öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.